Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev lahmacunu yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yana çevirip kameramı göstermek istiyorum. Lahmacunumun içine hazırladığım, aslında bunu daha öncesinde hazırlamıştım arkadaşlar. Bir önceki yapmış olduğum lahmacunundan kalan içi kullanacağım, değerlendireceğim. Yukarıdan göndermiş olduğum karttan lahmacun içini nasıl hazırladığıma dair videomuz mevcut. Oradan hemen tıklayıp malzeme listesini görebilirsiniz. Zaten listeyi de videonun altına ekleyeceğim. Evde olan lahmacun içimi evde hamur yoğurarak hazırlamayı da en azından sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bakın burada 5 su bardağı, dolu dolu 5 su bardağı unumuz var. Bir paket instant mayamız var ve bir tatlı kaşığı da tuzumuz var arkadaşlar. Hemen bunu yoğurma işlemine geçiyoruz artık. Ortasına bir havuz açıyoruz hamurumuzun. Annem de bana yardımcı oluyor bu arada arkadaşlar yine. Yardımcım. Tuzumuzu ekledik. İnstant olduğu için mayamız bekletmeye gerek yok. Direkt unla birlikte yoğuracağız arkadaşlar. Unun içine karıştırıyoruz. Un, su, tuz ve mayadan oluşan hamurumuz 5 su bardağı unla birlikte. Burada ortalama 400 gram kadar kıymadan yapılmış olan içim hala mevcuttu. Hemen artık yavaş yavaş suya eklemeye başlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurma işlemine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. Yumuşak, ele yapışmayan ama olabildiğince yumuşak bir hamur elde ettik. Zaten instant maya olduğu için şimdi üzerini kapatacağız. Yarım saat 40 dakika kadar dinlendirmemiz yeterli arkadaşlar. Hamurumuzun kabarması değil, yumuşak olması için amacımız bu aslında. Dediğim gibi daha önceki yapmış olduğum videomuzda biz lahmacun harcını hazırlayıp fırında gönderme işlemini, sadece harcı hazırlama işlemini göstermiştik. Ben o zaman videoda zaten söz vermiştim. Mutlaka evde de yapma halini sizinle paylaşacağım diye. Evde de nasıl yaptığımı sizinle paylaşmak istediğim hazır iç harcım da elimde varken, ben onu değerlendirirken sizinle de nasıl yaptığımı paylaşmış olacağım. Şimdi hamurumuzun üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Yarım saat 40 dakika odası ısısında dinlenmeye alıyoruz, mayalandırmaya. Daha sonrasında da lahmacunlarımızı şekillendirip pişirme aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yaklaşık 40 dakika kadar dinlendirdik. Artık tezgahımızın üzerine aldık ve beze yapma işlemine başlıyoruz. Cevizden biraz büyük, böyle bir mandalina büyüklüğü kadar. Şöyle bir görelim büyüklüğünü de. Bezeler haline getiriyoruz hamurumuzu. Şöyle hemen göstermek istiyorum yakından. Orta boy bir mandalina büyüklüğünde arkadaşlar hamurumuzu bezeler haline getirerek açmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurlarımızı açmaya başladık. Yani bunun aslında büyüklüğünü vermemdeki sebep tavamızın büyüklüğü kadar. Benim tavama bu kadar yeterli olacağı için bezelerin boyutunu da hamurumun büyüklüğünü de ona göre yaptım. Ortalama servis tabağından biraz küçük, pasta tabağından biraz büyük olacak şekilde. Şöyle kalınlığını da, yani 2 milim 3 milim kalınlığında, ne çok kalın ne çok ince, mantı hamuru gibi diyebiliriz aslında yaptık. Ortalama bu vermiş olduğum ölçülerden de 21 adet çıktı bu büyüklükte. Bezelerden 21 adet lahmacunumuz olacak inşallah. Biz hamurlarımızı açmaya devam ediyoruz. En son bittikten sonra da içleme ve daha sonrasında pişirme aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, açmış olduğum hamurlarımı öncesinde açıp bıraktım hepsini. Çünkü iç malzemeyi koyduktan sonra arkadaşlar hamurumuzda sünme olacaktır. Çok fazla bekletmeden, o hamurun şeyini çok fazla, şeklini bozmadan yapmaya çalışacağız inşallah. Şöyle şu şekilde bir yemek kaşığı kadar bıraktım hamuruma. Olabildiğince kenarlarına kadar yayıyorum arkadaşlar. Bu arada tavamın altını da açtım. Tavamın iyice ısınmasını sağlayacağım. Çok kısık ateşte kapağını mutlaka kapatarak pişireceğiz. Şu anda tavamın kızması için, tamamen ısınması için yüksek ateşte açtım. Lahmacunumu içine bıraktıktan sonra da tamamen kısık ateşte ağır ağır pişmesini bekleyeceğim. Ortalama her bir lahmacun 3-4 dakika aralığında pişecek arkadaşlar. Şöyle hemen şuna da koymak istiyorum. Tekrar göstereyim. Böyle kaşığın arkasıyla hamuruma çok fazla zarar vermeden, hafif hareketlerle, yumuşak hareketlerle bütün hamurumu, aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Tavam ısındıktan sonra lahmacunumuzu içine atacağız. Yine onu da tabii ki birlikte göreceğiz. Evet, tavamız şöyle baktığımızda yeteri kadar ısındı arkadaşlar. Hemen altını kıstım. Dediğim gibi kısık ateşte ağır ağır pişmesi gerekiyor. Şöyle elimizi de yakmadan şu şekilde bırakıyoruz.
ve kapağını kapatarak kısık ateşte, kapağını hiç açmadan zaten üzerinden anlaşılacak pişti. Kısık ateşte ağır ağır 3-4 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lahmacunlarımız pişmeye devam ediyor. Bakın şöyle, artık hamurumuz pişerken göz göz olmaya başladı. Çok güzel bir şekilde kabarıyor. Tek püf noktası kapağını açmadan kısık ateşte ağır ağır pişmesi. İnşallah siz de verdiğim ölçülerde, verdiğim şekilde yaparsanız aynı lezzete ulaşan güzel lahmacunlar elde edersiniz. Hemen yapmış halini de göstermek istiyorum. İki tanesi pişti ve ben pişirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Siz de inşallah böyle afiyetle güzel lahmacunlar elde eder yersiniz diyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hemen şöyle düzleyelim lahmacunumuzu da. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun diyorum inşallah. Bugün de lahmacun kokulu, mis kokulu mutfağından herkese sevgilerle.